yaptılar. Şimdi Sayın Başkan, bütçenin başından beri şöyle bir yanlış uygulama içerisindeyiz. Aslında bu bizden kaynaklanmıyor, biraz yürütmeden kaynaklanıyor. Bu arada Sayın Bakanlar da hoş gelmişler. Şimdi biliyorsunuz iş tüzük 62'ye göre görüşmelerin sonunda Sayın Bakanlara süre konuşma için bir söz hakkı veriliyor. Şimdi bunu Sayın Bakanlar bugüne kadar yapılan uygulamada bunu bir bütçe sunumu gibi yaptılar. Halbuki bütçe sunumu değil. Yani siz bütçenizi Plan Bütçe Komisyonu'nda sundunuz. Bütçenin tümü de Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından burada sunuldu. Dolayısıyla burada Sayın Bakanlardan beklediğimiz, iş tüzüğün söylediği, danışma kurulunda ifade ettiği şey aslında burada 5-6 saat boyunca eleştiriler, değerlendirmeler, iddialar olacak kendileriyle ilgili, bakanlıklarıyla ilgili daha doğrusu. Bunlara cevap vermelerini, bunlara ilişkin görüşlerini bildirmelerini bekliyoruz. Ama daha önceden, inşallah bugün öyle olmaz, olmaması için kendileri açalım Sayın Ustam. Ama bugüne kadar uygulamada Sayın Bakanlar daha önceden hazırlanmış notları sanki o gün ilk konuşmayı onlar yapıyormuş gibi, sanki kendi bakanlıklarıyla ilgili hiçbir değerlendirme, hiçbir iddia, hiçbir konu gündeme gelmemiş gibi önceden hazırlıkları, notları burada okuyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil Sayın Başkan. Bu buradaki görüşmelerin verimi açısından da doğru değil, iş tüzük açısından da doğru değil. Hatta kendi kişisel itibarlar açısından da doğru değil. Mesela Enerji Bakanlığı'nda çok ciddi bir yolsuzluk iddiasını biz gündeme getiriyoruz. Sayın Bakan önceki metnini, daha önce hazırlanmış metni, sanki onlar hiçbir şey konuşulmamış gibi burada gelip ifade ediyor. Kişisel itibarları, kabinelerin itibarları açısından da bunlar doğru değil. İnşallah umut ediyorum. Bugün kendileri yapılan konuşmada bu notlar alırlar, bürokratlar notlar alırlar ve bizim yaptığımız değerlendirmelere ilişkin bir kendilerine değerlendirme bekliyoruz. Daha sonra kısa soru cevap zaten olacak. O da sadece konuşan değil, yani bir sürü milletvekilinin orada kısa sorular olacak. O da bu buyurun tamamlayın. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Yani bu önemli bir husus. Yani bu hem Sayın Bakanlar açısından, hem hükümetin itibarı açısından, hem de burada görüşmeler. Yani biz 6 saat boyunca niye konuşuyoruz eğer Sayın Bakanlar bizim konuştuğumuz laflarla ilgili bir tane cümle söylemeyecekse arkadaşlar? Niye konuşuyoruz? Bu sizin için de geçerli, bütün gruplar için geçerli. Bu anlamda bakanlardan hassasiyet bekliyoruz. Bu konunun da Sayın Başkanım, divan tarafından da bundan sonraki bakanlıklar için bir uyarı gönderilmesinin ben faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Usta. Biz yürütmeye ve komisyona şunu söyleyeyim, buna dikkat edin. Hanım, teşekkür ederim. İki hususu ifade etmek istiyorum. Birincisi, burada Dilan Hanım'la birlikte bizim soru cevap ekranımız açılmadı. Tam bir dakika sonra bu kez 57-58 diye rakam geldi. Ama bu bugünkü bir durum, gözden geçirmenizi istiyorum. Ama esas mesele şu ki AK Partili sevgili arkadaşlarımıza hem sizden bir talepte bulunmak hem de kendilerine hitap etmek istiyorum. Soru cevap hakkı iş tüzüğün bütün milletvekillerine tanıdığı bir haktır ve bunun bütçe üzerine kullanılması gerekir. Günlerdir arkadaşlarımız sadece tebrik, teşekkür ve takdir ifadeleri için bu hakkı kullanıyorlar. Bu iç tüzüğün ruhuna aykırı bir kullanımdır. Bununla yetinseler bir şey demeyeceğim. Dün AK Parti adına söz alan 15'ye yakın arkadaşımızın 12'si söz hakkını devralarak kullandı. Sabahki liste ayrı, akşam konuşanlar ayrı. Sayın Başkanım, bu iş tüzüğün ruhuna aykırı bir kullanımdır. Sizden bu hususta bugün en azından söz hakkının devrini engelleyerek bir tedbir almanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Köksal. Az sessiz arkadaşlar. Açabilir miyiz? Evet. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, şimdi burada plan ve bütçe komisyonundan gelen bütçeyi görüşüyoruz. Bakanlar buraya geliyor. Yılda bir kez geliyorlar ve burada muhalefet milletvekilleri bütçe hakkını kullanarak soru sormak istiyorlar bakanlara. Ancak gördüğümüz bir şey var. AKP grubu soruları alıyor ve çanak diyebileceğimiz sorular sorularak burada adeta bir bütçecilik oynanıyor. Burada eğer gerçekten samimiysek, eğer gerçekten bütçe konuşulup tartışılacaksa, vatandaşın hakkı savunulacaksa, bu soru cevap sisteminde muhalefet milletvekillerinin sorularına yer verilmeli. İş tüzük de bunu öngörüyor. Ancak burada milletvekillerinin, muhalefet milletvekillerinin bütçe hakkı, bütçede soru sorma hakkı engellenmek isteniyor. Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle selamlıyorum.
Şimdi iş tüzük hepimizi bağlayan kuralları ortaya koyuyor. Burada iktidar veya muhalefet milletvekilleri diye bir ayrım yok. Bütün milletvekilleri gelip buraya birleşim açıldığında siz yeterli sayı vardır gündeme geçiyorum dediğinizde milletvekilleri önlerindeki elektronik cihazdan söz alma hakkını kendileri kullanma hakkına sahip bütün 600 milletvekilimiz ve bu manada herkes soru sorabilir. Yani iktidar veya muhalefet ayrımı söz konusu değil. Dolayısıyla burada bir haksızlık söz konusu oluyor. Önceden gelip yerini alıp söz söylemek, soru sormak isteyen milletvekillerimizin hakkı bu şekilde elinden alınmış oluyor. Bu doğru bir uygulama değil. Açalım Sayın Abbas. Demek ki iktidar milletvekilleri bakanlara erişemiyor. Şunu sizin kendi indiği yorumlarınızda değil yani. Her zaman biz bakanlarımıza ulaşıyoruz. Bu başka bir şey. Siz de her zaman bakanlarımıza ulaşabilirsiniz. Bak bakanlarımız salı, çarşamba, perşembe her hafta nöbetçi olarak burada. Hemen dibinizde istediğiniz zaman siz de bakanlarımıza ulaşabilirsiniz. Bu konuda sadece mukalatayla rol kapmaya çalışmak doğru bir anlayış değil. Bu bakanlarımıza haksızlık. Bakanlarımıza haksızlık. Herkes bakanlarımıza ulaşabilir. Biz ulaşılabilir bir iktidarız. Biz ulaşılabilir bir iktidarız. Yasamasıyla, yürütmesiyle gayet de uyumluyuz. Ama arkadaşlarımızın hakkında gasp edilmesine ve bu yorumların hiçbirisine de katılmadığımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Milletvekilleri bütçeden mutlu değil. Milletvekilleri bakanlara ulaşamıyor ki ancak senede bir kere bakanlar buraya geldiği zaman soru sorabiliyorlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sayın Akbaşoğlu bir şey yok. Saygısından teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şunu söyleyeyim, bakın ben konuşmamda çok açık bir şekilde ifade ettim ama tekrarlamak gerekiyor. İktidar partileri de, muhalefet partileri de, bütün partilerin yetkilileri de, milletvekilleri de değerli bakanlarımıza her an ulaşabilirler. Her hafta nöbetçi bakanlarımız salı, çarşamba ve perşembe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizle görüşmek, illerin meselelerini kendilerine aktarılması ve çözümüyle ilgili kapılar açıktır. Ama buradaki uygulama bambaşka bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor ve bu konuda iş tüzüğün doğru bir şekilde uygulanmasını istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum. İş tüzüğü doğru uygulayacaksak şunu da yapalım. Yani bu çok arkadaşların ifade ettiği gibi AK Parti grubunda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Sabahleyin geliniyor, giriliyor. Hakkıdır, girebilirler. Ama bir bakılsın Sayın Başkan geriye doğru. Sabah sıra alanlar, akşam kullananlar değil. Şimdi madem öyle, burada da bir istismar var. Buna siz mani olun lütfen. Bu sizin elinizdeki bir şey. Yani kim girdiyse sabahleyin, akşamleyin o kullansın. Yani %100 el değiştiriyor. Böyle bir şey olmaz. Bu bir anta dönmüş durumda. Buna engel olun Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Sayın Başkan vekiliniz konuştu. Ben söz isteyen bütün vekillere saygılı davranıyorum. Vermeyince haksızlık etmiş gibi düşünüyorum ama sayın vekil, burada herkese tek tek söz veremeyiz. Grup başkan vekillerine veriyoruz. Bir de grubu olmayan parti temsilcilerine lütfen. Lütfen bir izin verin. Derdimi anlatayım. Birçok uyarı geliyor. Bir evham, bir vesvese muhalefet vekilleri tarafından. Ya biz hiçbir zaman ilk söz sırasına giremiyoruz diye. Biz uğraşırken bir şeyler oluyor diye. İzin verin arkadaşlar. Böyle bir şey olmadığını ben biliyorum. Olamayacağını da biliyorum. Onun için bugün süreyi başlatmayın dedim. Rutin başlıyor. Bütün vekiller yerini aldıktan sonra adil olarak açalım. Kimin parmakları hızlıysa o girer. Bu bir. İzin verin. İzin verin arkadaşlar. İki. Bir saniye arkadaşlar. İki. Benim yönettiğim oturumda bundan sonra söz devir hakkı olmayacak. Kim sözü kim almışsa bekleyecek sırasını ve sorusunu o soracak. Bu yetkinin devredilmesini doğru bulmuyorum. İkincisi bu. Olmayan sırayla devam edelim.
gelmeyen, burada genel kurulda bulunmayan arkadaşların yerine bir sonraki arkadaş otomatik olarak girer. Üçüncüsü Sayın Akbaşoğlu elbette iş tüzük bu anlamda denetim hakkını etkin kullanılması için bütün milletvekillerine bu işi eşit olarak dağıtmıştır ama bir de bu işin ruhu vardır. Yani Sayın Bakanım ne de güzel işler eylediniz sorusu yerine belki bölgesinde muhalefet bir eksikliği dile getirmek ister. Bu konuda bir feragat ne güzel olur. Kimsenin hakkını kullanmamasını telkin edemem. Bu benim haddimi de yetkimi de aşan bir şey. Bunu da böyle bir kardeşane belirtmiş olayım. Bu sefer şöyle bir izlenim doğuruyor. Evet iş tüzüğe uygun ama sanki sayın bakanlar burada bu sorulara yetkin cevaplar veremeyecekler duygusuyla iktidar mensuplarının biraz soru alanını kaplama girişimi olarak değerlendiriliyor. Bu tartışmayı izninizle burada kapatıyorum. İlk milletvekili Adalet ve Kalkınma